Devam ediyoruz Japon Kale'de oynamaya, eğlenmeye ve artık yavaş yavaş da sonlara doğru geliyoruz. Yani sonlara derken finale doğru yürümeye devam ediyoruz. Bugün yine mücadeleler olacak. Birazdan Demirspor ekibi, daha doğrusu Demirspor takımı bizlerle birlikte olacak. Kenarda sunuyorlar. Onları da artık yavaş yavaş hızlıca çağıralım ve bir an önce oyuna başlayalım istiyoruz. Beyazı kim giymiş? Murat giymiş. Murat. Hızlıca yanımıza alıyoruz Murat'ı. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Artık finale doğru gidiyoruz. Evet abi, dün kazandım, finale çıktık. Heyecan gitmiştir artık. Gitti biraz. Artık oyun. Evet. Ama aynı takım arkadaşların, rakipler biraz daha değişik. Neler söyleyeceksin? Ya onları da tanıyorum. Hepsi takım arkadaşım zaten. Sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum pek. Peki o zaman. Kaleni kendin seç, geç kalene. Mor Ali. Mor yeleği giymiş. Ali'yi hızlıca çağırıyoruz. Ali Bayraktar. Ali hoş geldin. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız Keyifler abi? nasıl? İyi abi, valla. Ekipler aynı, siz aynısınız ama iki tane başka gariplerden var. Neler söyleyeceksin? Abi buraya kadar geldilerse demek ki onların da bir gücü var. Daha da çekiş öyle geçecek. İyi olacak abi ya. Güzel olacak diyor. Ali'yi de gönderiyoruz. Kaleni kendin seçiyorsun hemen. Furkan neredesin? Yeşil takım Furkan. İnceden de bir yağmur başladı. Furkan hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İlk gün Ali ile oynadınız, finale çıktınız. Şimdi rakiplere bakıyorsun, arkadaşların. Hepsi Onları da aynı. kenarda bekliyor. Neler söyleyeceksin? Ya zaten tanıdığım isimler. Eğlenmemize bakacağız yine. Sıkıntı yok ya. Gözüne kestirdiğin. Gözüme Murat'ı kestim. Herkes dün de Murat'ı gözüne kes. Evet, seni de kaleye alıyoruz. Sarıyı giydi bugün Kerem. Kerem'i de hızlı yanımıza alıyoruz. O da adını yarı finale doğru yazdırdı. Keremciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? abi. İyiyim abi, sen nasılsın? Keyifler nasıl? İyi abi. Aynı soruyu soruyorum sana. Arkadaşların ama rakiplerin. Evet, Murat'la zaten dün oynadık. Ali ile Furkan'ı da yakından tanıyorum. Özelliklerini biliyorsun. Biliyorum abi. Peki o zaman. Evet, arkadaşlarımız kale zaten orası sana kaldı. Yine her zaman söylediğim gibi ne diyoruz? Dar alanda oynuyoruz. Mücadele tabii ki olacak. Korakorda mücadele olacak ama kenarlarda birazcık kendimize dikkat ediyoruz. Topu sektirmiyorum, ortaya bırakıyorum ben. Koşup ilk alan normal başlar. Hazır mıyız? Hadi düdük bende. Evet, kimse gitmedi. Beyaz takım hemen golü yedi Murat. Zaten hedefte vardı dediler Murat'a. Murat da şimdi gözüne bakıyor, şöyle kestiriyor. Sen devam et, ben tabelaya yazıyorum çünkü. Kaleyi düzeltelim. Karşılıklı goller. Furkan, yeşil takım golü yedi. Çok hızlı başladı maç. Gollü başladı. Hadi düdükmüş, bana araba çalıyor. Devam. Kaleden çıkmayanlar var. Tecrübe edinmişler. Hiç kimseye sataşmayanlar var. Onları izleyenler var. Oyunun güzelliği de burada. Top kimin ayağındaysa o daha çok kaleye doğru yöneliyor. Kaleye doğru gidiyor. Çarpmalara bir şey demiyoruz çocuklar. Kerem. Hoş geldiniz. Var mı gol? Kim yedi? Sarı gol yedi. Topu alırsınız. Sarı da gol yedi her zamanki gibi. Ali henüz golü yemedi. Ali gol yememiş arkadaşlar. Kalenin içine topa dikkat. Gollü başladı. Kerem, Furkan, Murat, Ali. Bakalım kim olacak? Bu iki isimden kim çıkacak? Savunma yapardı Murat ve Kerem ikinci golü yedi. Kerem ikinci golü yedi. Sen misin bana zorlayan dedi. Beyaz. İkinci golü yedi. Ali'nin henüz golü yok. Ama nasıl savunma yapıyor Ali bak. Kaleyi boşalttı, golü yedi. Bu golden sonra bir nefes alabiliyoruz biliyorsunuz.
Eğer bu golden sonra tabii bir golde oynayalım. Ali şimdi gözüne kimi kestirecek? Sağa gösterip sol, sol gösterip kendi kalesine mi atacak? Belki kendi kalesine de atabilir, sinirlenir. Kaleyi boşaltmıyorlar tabii ki. Daha temkinliler, daha dikkatliler. Beyaz top orada. Kerem şimdi zorladı. Murat'ın üzerine doğru oynuyor. Murat kaleyi boşalttı. Burada top atıyorum size. Bayağı antrenman yaptırıyorsunuz bana yalnız ha. Ali'nin tarafından çıktı. Goller var. Fazla yiyenler var. Şimdi Ali'de top bakalım. Kimi gözüne kestiriyor? Kime? Ali henüz tercihini yapmadı. Her tarafı arkadaşlarıyla dolu. Adını siz kıyamıyor mu deyin. Kime atacağını bilmiyor. Kendine bir rakip mi aramıyor? En doğru kararı en son verip herhalde vuracak. Murat'a döndü. Şimdi savunmada Furkan, Kerem. Furkan'dan döndü. Şimdi Furkan'ın önünde kaldı top. Furkan. Dönen top. Olmadı gol ama yine kendisinde. Şimdi Ali'yi gözüne kestirdi ama geriye döndü. Murat'tan tekrar Ali'ye döndü. Bir daha Murat'a döndü. Kale boş. Golü kalesinde gördü. Çok çok döndü. Birazcık dinlenebilirsiniz şimdi. Orada hatta su da verebiliriz size. Yazalım. Yeşil değil mi? Golü yiyen yeşil miydi? Bir adam lazım buraya. Hem böyle suyunuzu içerken hem de dönelim mesela Selçuk'a doğru. Ne diyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi başladı abi. Herkes eşit. Ali bir taneymiş yine. Klasik. Girmiyor değil mi çok topa? Murat gel şöyle dönelim. Abi dünkü gibi gene bana oynuyorlar. Yine mi? Galiba. Ne ilk golü ben yedim. En son sen buradan sıyrılıyorsun. Evet, dün de öyle oldu aynısı. Ali, ne diyorlar? Bildiğiniz gibi yine Ali diyorlar. Ama Ali de kimseye dokunmuyor. Ayağına gelirse oynuyor değil mi? Aynen abi, bildiğim. Ölçüyoruz abi, bakıyoruz oyun nasıl. Ama hızlı başladı hemen. 4-5 gol oldu yani. İyi oldu abi, evet. Bakalım. Toplamda 2-3-5-7 gol var. Tekrar beyaz 2 gol, mor 1 gol, yeşil 2 gol, sarı 2 gol. Ve top nereden çıkmış en son ya da kim gol yemişti? O zaman ne yapıyoruz? Furkan. Furkancığım birazcık kaleni oraya köşeye yakınlaştırır mısın? Tamam. Furkan şimdi tercihini yapacak. Murat'tan döndü, Ali'de kaldı top. Ali. Direkten döndü. Şimdi Kerem, Kerem de Murat'ı tercih etti. Şimdi Murat'ta top. Murat o kadar çok sinirlendi ki. Hani nasıl vuruyor gördünüz. Hemen kenarda beyaz top arkadaşlar. Kerem. O da Ali'ye doğru odaklandı. Geldim, geldim. Kimin tarafından çıktıysa tersi oradan başlatıyoruz. Devam, devam. Furkan, Kerem, Murat, Ali. Furkan. Şimdi Murat'a doğru. Murat'tan sekti. Verdim ben topu. Ben verdim. Kerem'den başlar herhalde değil mi? Kerem senin tarafından çıktı. Devam ediyoruz.
Beyaz takım bir gol daha yedi. Yani 3 oldu. Murat. Bakalım şimdi rövanşı mı alacak? Başka tarafa mı oynayacak? Burada hemen atıyorum. Yakala Ali. Ali oynuyor çünkü onun tarafından çıktı top. Ali bir Murat'ın tarafına, bir Kerem'in, bir Furkan'ın tarafına. Murat'tan sekti, hiç hesapta olmayan yere gidiyor top. Bir anda bakıyorsunuz, kendi kalesine gol mü olacak? Son anda çevirdi. Son anda çevirdi Kerem. Buna ne diyoruz bu gole? Sarı mı yedi golü? Sarı 3, yeşil 2, mor 1, beyaz 3. Bilmem anlatabildim mi? Beyaz 1. Şey pardon, mor 1 mor. Ali yine kalede savunmasında. Murat'tan çıktı. Daha doğrusu Murat'ın kalesinden çıktığı için oradan başlıyor. Çok güzel bir gol. Hani teknik bir gol. Mor 2 oldu. Hafiften sizden sonra oynayacak abiler için sahayı ıslatıyoruz. Onlar biraz yaşlı oldukları için. Güven. Kim var orada? Halkın gelmedi değil mi? Onlar biraz yaşlı oldukları için sahayı ıslatıyoruz daha rahat oynasınlar diye. Sizi izliyorlar arabadan. Murat. Dün de buna benzer. En son oynadığı maçta da mı buna benzer bir şey olmuştu? 4 gol yemişti. Ama oradan çevirmişti. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Yapılacak en ufak hata. Kıran kırana mı olacak? Kaleyi mi savunacak? Yoksa başka tarafa mı gidecek? Kaleyi düzeltiyoruz. Yeşil de gol yedi. 3 oldu. Beyaz 4. Mor 2. Yeşil 3. Sarı 3. Ali'de kaldı Furkan'ın vuruşunda. Ali kimi deneyecek? Kimi yoklayacak? Yoksa 4. sayıyı mı artıracak? Kendi kalesine mi atacak? 2'yi 3 mü yapacak? Hepsini göreceğiz. Japon kalede mücadele tüm gücü, tüm hızıyla devam ediyor. Kaleyi boşalttı Ali. Vuruş! Savunma. Tek kenarda dikkat ediyoruz. Koruyoruz kendimizi arkadaşlar. Bravo. Israrla Murat'ın üzerine gidiyor. Murat da kaleyi artık tamamen ne derler bıraktı orayı. Kenardan döndü. Murat. İkili mücadele. Kale boş. Ali oraya bırakacak mı? Olmadı. Ali'nin kalesi boş. İşte bu. Japon kalenin güzelliği bu. Son anda. Son anda ben bu pozisyonda girerim içeriye. Önce oraya gitti kale boş. Ardından Ali burayı yokladı kale boş. Orada kaldı ve Ali yani mor takım golü kalesinde gördü. Çok güzel bir mücadele oluyor. Beyaz 4, mor 3, yeşil 3, sarı 3. Kıran kırana ben de burada kenarda izliyorum. Ali de top. Murat'a yöneldi. Kerem mi, Furkan mı, yoksa Murat'ı mı tercih edecek Ali? Eğer Murat bir gol yerse yani beyaz takım. Derken Ali kendi kalesinde golü gördü. Ali de potada. Ali mor ve beyaz 4, sarı ve yeşil 3. Hedef büyüdü. Hedef çoğaldı. Hedef çoğaldı. Burada top. Kimden çıktı? Tamam devam ediyoruz. Yok yok senin tarafından çıktı. Sen kimin tarafından çıkarsa oynuyor. Yine savunmadan döndü. Artık herkes kalesinde. Sadece savunma yapıyor. Mor ve beyaz 4 gol. Eğer bir gol yerlerse çıkıyorlar dışarıya.
Ali'de kaldı. Şimdi Ali bence tamamen Furkan'a odaklanacak gibime geliyor. Çünkü Furkan'a yan bakıyor. Ali kendisi 4. Murat 4. Furkan 3. Kerem 3. Ama en son finalde biliyorsunuz goller sıfırlanacak. Oyunu da dinlendiriyor, güzel. Arıyor, araştırıyor ve sanırım en sonunda en doğru noktada kendi onu gereğini yapacak. Ama kaleyi boşalttığı anda da az önceki zaten golü gördünüz. Hiç hesapta olmayan kaleye oldu gol. Onun da hesabını yapıyor arkadaşlarımız. Gol atmayı düşünürlerken kalelerindeki güvenceydi işte bu. Bakın top bir anda nereye gidiyor. Kerem, dün Murat'la birlikte geçen günkü maçta rakiplerdi, aynı takımdalardı. Son ikili maçı onlar oynadılar. Aralarında da bir rekabet var zaten. Kerem, Murat, daha sonra Furkan, Ali oynadılar. O dörtlü bugün final için, üst tura çıkmak için mücadele ediyorlar. Kaybeden. Kale boş. Şimdi boş. Bir kez daha önünde. Furkan, kalesi boş. Furkan. Furkan golü yedi. Furkancığım. Hoş geldin. Nereye hoş geldin sence? Kale. Dörtlere sen de hoş geldin. Yeşil, mor, beyaz 4. Sarı 3. Dolayısıyla son golü sana sarı attı. Artık tecrübelisin biliyorsun yani. Bunlardan birileri çıkarsa sıfırlanıyorsun. Dinleniyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bu arada Sinan hocamız, efsanemiz Sinan Bayraktar hocamız da izlemiş. Arkadaşlar bir uyarı da yaptı bana. Çünkü teknik direktör, uluslararası pro lisans sahibi bir teknik adam. Özellikle birebir kaldıkları zaman dedi, biz ki antrenmanlarda bunu yaptırıyoruz dedi. Futbolun en ağır antrenmanıdır o birebir. Nabız bazen 200'lere çıkar. Orada 2 dakika oynadım, 2 dakika dinlendiriyoruz dedi. Şimdi 4'te oynadığınız için çok size bir şey demedim. Bir tane su molası verdim. İsterseniz tabii ki vereceğiz. Ama ikili oyunda birisi çıkarsa yine su molasını vereceğiz. Evet, top sende. Karar senin. Kime atarsan at. Israrla Murat'ı zorluyor bu. Ne zaman top ayağına gelse Murat'ı zorluyor. Şimdi Kerem, Furkan mücadelesi. Murat tekrar. Kale boş olacak. Sadece Furkan oynuyor şu anda. Kime vurursa top geri geliyor, bir daha oynuyor. Bir daha Murat oynadı. Kalesi yine boş. Şimdi yine Murat, kendi kalesine attı Murat. Murat'cığım kendi kalene attın. Çocuklar su molası verebiliriz. Zekeriya, arkadaşlara su da yardımcı olur musun? Evet Murat'cığım. Abi küçük bir teknik sıkıntı oldu. Kendi kaleme attım yanlışlıkla. Elendik. Ama ya özellikle yeşil takımda Furkan bu topu alınca niye ilk önce seni düşünüyor ya? Abi maçtan önce de dedim zaten, bana komple kurmuş bunlar. Her top bana oynanıyor. Ama bir şey söyleyeyim, bir beraber ya çok yakınsınız birbirinize. Yani burada bir tane şimdi, o da haklı kendi kendine. Dörtleri bir an önce sıfırlayıp finale gitmek istiyor. Çok da bir şey diyemiyoruz. Yani maalesef. Evet. Olur öyle. Alıyoruz seni dışarıya. Siz biraz dinleniyoruz arkadaşlar. Birazcık top ortada bırakalım. Son golü atanın tarafında olsun top. Biraz dinlenelim. Yani bir dakika falan ara verelim ve biz de bu arada devam ediyoruz tabii ki. Yoğun bir şekilde mücadele devam ediyor. Hafiften yağmur da var. Bu yağmurda da hem daha iyi, biraz daha alan yumuşuyor, hem de biraz daha keyifli bir hal alıyor. Selçuk'ta da biz böyle alan içinde geziyoruz böyle. Onlar kendi aralarında toplantılarını yapıyorlar. Biraz sonra onlardan biraz daha üst abiler oynayacaklar. Onlar da onu izleyecek. Ama bugün buradan bir tane finalist çıkacak ve yani bir tane derken iki takım çıkacak da bir tane söylüyoruz. Fatih de zaten biliyor. Ben geziyorum. Yani gözüme kestiriyorum. Fatih acaba diyorum bu alanlarda ben de oynayabilir miyim? Hatta çocuklara dedim ki benimle de oynar mısın dedim. Oynarız abi dediler ama hakikaten benimle nasıl oynarlar? Allah kerim, artık acırlar mı bana, acımazlar mı? İşte bunlarda acıyacak mı da bir durum yok. Arkadaşlarına acımıyorlar ki, bizi perişan ederler. Herhalde dinlendiler bunlar. Dinlendiniz mi? Dinlenmişler Erdem bunlar. Golü en son atandan başlıyor. Kaleler aynı biliyorsunuz zaten.
Kırmızıyla mı oynayacaksın? Tamam. Kenara bırak onu o zaman. Ben beyaz kalenin tarafına geçiyorum. Güzel, güzel, iyi. Evet. Ali 4. Furkan 4. Kerem sen zaten uzun süredir 3'te devam ediyorsun. Ali'yi zorlamaz bence. En son yeşile gider bu iş. Bence en son yeşile gider bu iş. Murat neredesin? Murat neredesin? Kim çıktı bak? Ali. Evet şimdi dinlendiriyoruz. Yine dinlendireceğiz artık. Benim halimi kim çıkardı? Ben ilk önce Ali'yi aradım. Bana takım yap, takım bul dedim. Bu takım yapıyor. Siz Ali'ye acımıyorsunuz öyle mi? Ali kaptan. Sıkıntı yok abi. Talihsiz goller yedim. Belki biraz da benim hatam olabilir. Olsun ne var hatam mesela? Ne oldu ki? Sen aslında kimseye sataşmadın. Ben kapamada yanlış yapmış olabilirim. Açık vermiş olabilirim o yüzden ya. Yani yapacak bir şey yok abi. Kerem için ne söyleyeceksin? Sıkıntı yok. Oyun abi olur. Her hayır, şey olur. Kerem bu sefer çok akıllı oynuyor. Hiç bulaşmadı. Orada bekliyor Kerem bugün. Hiç sataşmadı kimseye. Ama şimdi Kerem'le Furkan artık sıfırladılar. Evet abi. Kapışsınlar bakalım ne oluyor ya. Peki o zaman. Ali sizi dışarıdan izleyecek. Düzeltelim kalede. Aynı kaleleriniz biliyorsunuz. Çapraz hafiften. Yine söylüyorum. Bakın farkında mısınız arkadaşlar? Fatih. Yine aynı kaleler bak. Yine bu kale, bu kale final. Kerem. Kerem beni duyuyor musun? Beni duyuyor mu Kerem? Kerem beni duyuyor mu? Kerem yine aynı kaleler final bak. Bu kaleleri alanda bir şey var. Turgut abin duymasın. Şimdi. Az önce söyledim çok kıymetli bir büyüğümüz Sinan hocamız söylediği için. Eğer hani 2 dakika yüksek tempo oynuyorsunuz ya zaten. Dinlendiğim zaman su molası veriyoruz yine devam ediyor. Çünkü hakikaten yorucu bir durum ortaya çıkıyor artık bu saatten sonra. Bir de kaleler çapraz. Kenardayız. Mücadele var ama kenarlarda zaman zaman kendimizi kolluyoruz. Tamam arkadaşlar? Kerem mi Furkan mı? Çok erken bir gol. Ben golü yazıyorum ya siz devam edin. Ben yeşile bir gol yazdım. Yeşil takım golü yedi. Şimdi top onda. Kerem ve Furkan. Kenarlarda biraz daha dikkatliyiz. Müsaade ediyoruz kenarlarda. Kendimizi çok yıpratmıyoruz. Önce sağlık. Koruyoruz birbirimizi. Hemen orada kenarda top arkadaşlar. Hemen orada. Sarı takım 1-0 önde. Şimdi yeşil. Furkan. Kerem savunmada. Ve 1-1 oldu. Yeşil 1. Sarı 1. Ali ne olur burada? Yeşil mi sarı mı? Yorum yok. Beyaz kazanacak. Nerede beyaz? Beyaz gitti. Onlar hala kazanma sevdasında izliyorlar seyirciler. Evet var o. Yavaş. Kenarda yavaş. Dün öyle bir gol oldu. Aynı gol oldu dün. Yine kenardan döndü. Artık zaman zaman yorgunluk belirtileri tabi birazcık tempo. 2 oldu. Ne yapıyoruz? Hafiften bir dinlenme yapıyoruz yine. Kenarda şuradan. Açtım ben size buradan. Yeşil 2, sarı 1. Eğer yeşil gol yerse maç biter. Sarı yerse biraz daha devam eder. Kenardan Murat da Ali seyreder. Baba şey şair gibi oldum. Yeşil atarsa 1 eder, öbürden 2 eder. Ali ile Murat kenardan seyreder. Dinlenin, iyice dinlenin. Acelemiz yok. Çünkü tempo biraz yüksek.
Yani bu yüksek, özellikle şu kenarlarda dikkat ediyoruz. Tabii ki eğlence, tabii ki kazanmak önemli. Bu zaten ikili artık yürüdü gitti zaten, problem yok. Kendimizi çok zorlamadan, yormadan artık Er Erdem, yeşil takım bir gol yerse günün galibi sarı takım, daha doğrusu Kerem olur. Ama şimdi Furkan, genelde son iki günlerde 2-0'dan gelip çevirenleri gördüm ben. Dün de zaten biliyorsun sen yine öndeydin. Söylemek istemiyorum. Devam ediyoruz şimdi. Çok erken bir gol. Şimdi arkadaşlar skoru biliyor musunuz? 2-2. Ben 2-0 dedim ama 2-2. Yani Selçuk, senin yanına doğru geliyorum. Bu kaleye de gol olursa, müsabaka biter. O yüzden ben çok artık bu saatten sonra karışılmaz. Ortaya da çok girilmez. Nereden ne olacağı belli olmaz. Kerem mi Furkan mı? Mücadele devam edecek tabii kendilerinin nezdinde. Ama değişik formüller de geliştiriyorlar. Tabeladan vurdurup gol atmaya çalışanlar var. İkili üçlü zorlayıp oynayanlar var. Ama hakikaten şu birebir oyun çok zor. Ben bu turnuvaya katılsam şu oyunu oynamak istemem. Yorulurum. Yere düştü. Kale boş. Ama kapattı çabuk orayı. Çok çabuk kapattı. Önde pres, baskı. Kale boş. Son anda savunma. Bir daha kaptırılan top. Topuk pası olmadı. Furkan. Furkan ayak dışı. Furkan ayak dışı ve günün galibi Furkan. Çok yoruldu. Tebrik edebilirsin arkadaşını bence. Tebrik ediyorum Furkan. Kerem, tebrik ediyorum. Şöyle alayım sizi. Hakikaten güzel, keyifli bir mücadele ortaya gitti. Rakipleriniz bence bugün biraz zayıftı sanırım herhalde. Çok erken gittiler onlar. Bir de hani yenildiler, hemen çıkıp gittiler. Nereye gittiler onlar öyle? Bilmiyorum abi. Ama Ali'yi elediğim için üzgünüm. Bir dakika, bir daha söyle de bizi 85 milyon duysun. Ne yaptın? Ali'yi elediğim için üzgünüm abi. Ali'yi elediğim için üzgünüm diyor. Bak, gollere bakıyorum ama 2-2 baktım. Yani Kerem diyor ki ben Ali'yi elediğim için üzgünüm diyor. Ali'yi elemesen nasıl olacak? Yapacak bir şey yok abi. Mecbur. Ha, Ali'yle final oynayıp finalde mi elemek isterdin? Yok abi, öyle demedim ya. Yine de elemek istemezdim yani. Ali'yle birlikte finale çıkmak isterdim ama Furkan'ın çıktığım için de mutluyum. Anladım. Ben çok bir şey anlamadım. Yani Ali'ye çok üzüldüm diyor. Ali'nin bayağı da bir reklamı oldu. Murat için üzülmediniz mi oradan? Murat kenarda bekliyor orada. Ona da üzüldüm ya. Geçen maçını izlemedim ama final çıktıysa iyidir yani. Kaybetmesini üzüldüm. Tek dezavantajı benim karşımda olmasaydı yani. Tek dezavantajı benim karşımda olmasaydı, bana meydan okumasaydı diyor. Bana meydan okudu, boyun ölçüsünü aldı. Benden duymuş olma. Evet şampiyon, neler söyleyeceksin? Abi zevkliydi. Geçenki gibiydi. Çok şey söylemeye gerek yok zaten. Skorlar birbirine eşitti zaten. Zevkli olan tarafı oydu. Kerem'le çıktığım için de mutluyum yani. Sıkıntı yok. Artık finale doğru gidiyorsunuz. Tabii ki oynayacağımız zaman daha da biraz daha seviye yükselici olacak. Rakipler farklı olacak tabii bu sefer. İki maçı da sanırım hep kendi aranızda oynadınız. Bu sefer daha değişik takımlarla oynayacaksınız. Onlar nasıl geçer? O mücadele nasıl geçer? Çünkü baktığım zaman turnuvanın en genç takımlarından birisiniz. Abi arkadaşlarımızla oynadık. Birbirimizi tanıyorduk. O yüzden daha rahat oldu gibi. Şimdi farklı rakipler olunca maçlar nasıl olacak bilmiyorum yani. Daha zorla geçebilir. Ya abi aslında tek avantajları yine dediğim gibi fiziksel şey olacaklar yani. Sadece daha büyükler bizden. Onun dışında zaten Japon kalenin çok şeye bakmıyor. Yaşa bakmıyor. Ben neyi merak ediyorum en çok biliyor musun? Şimdi siz bir takımın oyuncususunuz. Yani diğer taraf da bir takımın oyuncusu. Acaba şimdi siz kendi aranızda hiç kendi kalenize gol atacak mısınız? Rakip olarak birbirinizi görecek misiniz? Yoksa ikiniz diğer ikiliye mi oynayacaksınız? Benim de en çok merak ettiğim bu. O merakım da şimdilik burada kalsın. O gün geldiği zaman bakarız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tabii ki bu arada sizin takımın her şeyi olan, başkanı, hocası, her şeyiniz olan Haydar Hocam'a teşekkür ediyorum. Demirspor
hem başkanı hem hocası sevgili Haydar Demir hocama, ki bir dönemler benim de antrenörlüğümü yaptı Haydar hocam. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu güzel insanlarla bizi tanıştırdı. Evet, bugünün maçında kazanan yeşil takım oldu. Furkan oldu ama Kerem de ikinci oldu. O da adını finale yazdırdı. Onlara da başarılar diliyoruz. Dediğim gibi bir sonraki maçta görüşmek üzere diyoruz.